Dün akşam Fenerbahçe-Kayserispor maçı vardı. Sahadaki oyun kadar tribünlerdeki sloganlar da geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe maçı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı ama sonuç kadar tribünlerin hükümet aleyhine bestelediği marşlar, attığı sloganlar konuşuldu. Her zamanki gibi yayıncı kuruluş sloganları televizyondan maçı izleyenlere duyurmadı ama sosyal medyada o protestolar patlama yaptı. İşte protestolu geceden gizlenen sesler ve görüntüler. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması. Taraftar her zamanki gibi coşkuluydu. Ancak Fenerbahçe tribünlerinden yükselen bu sloganlar 5-1'lik galibiyetin önüne geçti. Her yer güçle, her yer yolsuzluk. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeliler tezahüratlarında 17 Aralık operasyonuna da gönderme yaptı. Başbakan Erdoğan da o tezahüratlardan nasibini aldı. Hükümet karşıtı protestolara anında tepki geldi. İlk eleştiriyi yapan, Fenerbahçe deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen oldu. Fenerbahçe olarak ülkenin başbakanına ve çok ciddi hizmetler olan, açık ve net konuşmak istemiyorum ama herhalde gerekçeyi de açık konuştum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tarihin en kötü sürecinde herkesten başka, herkesten farklı Fenerbahçelik yapmıştır. Bu ayrıntıların hepsini Sayın Aziz Yıldırım biliyordur. Bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Dilmen'in bu sözleri üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Fener